İbrahim, tayyat Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu sence? Geçmiyor. Tayyat nedir biliyor musun İbrahim? Resulullah'ın miraca çıktığında Allah'la selamlaşmasıdır. Şimdi biz birine selam verdiğimizde ne diyoruz Baran? Selamun aleyküm. Türkçesi ne? Allah'ın selamı üzerine olsun. Şimdi şöyle düşünün. Resulullah Allah'ın huzuruna gitmiş ve Allah'a selamun aleyküm diyebilir mi? Diyemez. Allah'a Allah'ın selamı üzerine olsun diyebilir mi? Denemez. Orada Allah Resulullah'ın kalbine ilham ediyor ve tahiyyat duası ortaya çıkıyor. Özet manasıyla ne demek? Ya Rabbi, kainattaki bütün her şeyin, mübarek olanların, ibadet edenlerin, zikredenlerin, canlıların, cansızların, ruhluların, ruhsuzların, hayatlıların, hayatsızların, taşların, toprakların, bitkilerin, hayvanların hepsinin ibadetini, zikrini ben sana takdim ediyorum. Şimdi Resulullah'ın bir hadis-i şerifinde ne diyor? Namaz müminin neyidir? Miracıdır. Biz her tahiyyatta Resulullah'ın yaptığını yapıyoruz. Var olan bütün mevcudatın o anda yaptığı ibadeti biz tahiyyatta Allah'a ulaştırıyoruz. Aslında her namaz bizim miracımız oluyor. Diyoruz ki ya Rabbi ben şahidim, bulutlar seni zikretti. Ya Rabbi ben şahidim, bu mübarek kulların seni zikretti. Ya Rabbi ben şahidim, melekler seni zikretti. Bu bütün zikirleri sana takdim ediyorum. Şu sonuç ortaya çıkıyor. Ben bir vakit namazı kaçırırsam eğer bütün kainatın ettiği ibadetin hakkına girmiş olurum. Onun o vakitte yaptığı zikri ben Allah'a ulaştırmıyorum. O benden davacı olacak. Namazın önemini anlatmaya çalışıyoruz.